Askeri tabipler bir askerin ağır yaralanmasını izleyen sürece altın saat adını veriyor. Yaralanmanın ardından müdahale için gerçekten bir saatiniz var. Bunu sahada ne kadar hızlı yaparsanız o kadar fazla can kurtarabilirsiniz. Askeri uzmanlara göre savaşta yaralanma anında kanama durdurulabilirse can kayıplarının %80'i önlenebiliyor. Bu konuda artık önemli oranda yol kat edildi. Kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kanamayı durduran yara bantları geliştirdik. Bu çok önemli bir adım oldu. My thumb is on the red. Push it open. Turnike adı verilen sıkı sargılarla kanayan yaraların sadece birkaç saniye içinde nasıl durdurulabileceğinin eğitimi veriliyor. Normal koşullarda sargıyı sarmak 30 saniye alabiliyor ancak göstereceğim yöntemle bunu 10 saniyede yapabiliyorsunuz. Hızlı tıbbi müdahaleler sayesinde savaş alanlarında ve sivil yaşamda birçok kişinin hayatı kurtarıldı. Yanık vakalarında da hayatta kalma oranları ciddi seviyede arttı. Önceden aşırı düzeyde yanık vakalarında hayatta kalma oranı yaklaşık %50 idi. Şu an Amerika'da ileri yanık vakalarında kurtulma oranı %80, hatta bazen %90'a ulaşıyor. Acil yardım alanında ve özellikle de muharip askerlerde görülen ileri seviye yanık vakalarına müdahalede çok ilerledik. Bir diğer ilerleme de acil müdahale yapılabilmesi için travma tedavisi ekiplerinin ön saflara alınması oldu. Geçmişte karşılaşılandan çok daha fazla yaralanan gördük. Kafa darbesi, yanık, uzuv kaybı, kemik kırılmaları gibi birçok travmayı aynı anda yaşayanlar vardı. Dolayısıyla gereken müdahalede oldukça karmaşıktı. Böylesi karmaşık tıbbi müdahale için askeri tabiplerin ekip halinde çalışması gerekiyor. Geleneksel rehabilitasyon ekipleri bile genişletildi ve bu ekiplere estetik cerrahlar, beyin cerrahları, bulaşıcı hastalık uzmanları da dahil edildi ve hep birlikte eski muhariplere ve görevde olanlara rehabilitasyon sürecinde hizmet sundular. Protez alanında da ilerlemeler kaydedildi. Protez eller önceden sadece açılıp kapanan kanca şeklindeydi ve çok kısıtlı hareket imkanı sağlıyordu. Şu an uzmanlar protezleri kaybedilen uzuvlar gibi hareket edecek ve hatta hissedecek şekilde geliştirmeye çalışıyor. Cleveland Clinic'inden Dr. Paul Marasco, ileri teknoloji bilgisayar sistemi sayesinde dokunma duyusu sağlayan bir protez kol icat etti. Bu protezle elleri olmadığı halde varmış gibi, parmaklarıyla dokunuyorlarmış gibi hissediyorlar. Öyle ki sistemin tüm parçalarını kullandığımızda beyinde sanki gerçek bir insan eli varmış hissi yaratıyor. Eski muhariplere daha iyi protezler, daha iyi yanık ve beyin tedavisi sunulabilmesi için elbette yapılması gereken daha çok şey var. Ancak doktorlar son 20 yılda kaydedilen ilerlemenin oldukça başarılı olduğuna da vurgu yapıyor. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington.